Kıymetli izleyenler, Ramazan Sevinci programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde onu hoş karşılamış, evlerimize, gönüllerimize hoş geldiğini ifade etmiştik ve müjdeler vermiştik. Ramazan-ı Şerif rahmetiyle gelmişti. Şimdi ortasına geldik Ramazan'ın ve mağfiret günlerindeyiz. Cenab-ı Mevla'dan bizler bu Ramazan-ı Şerif'i ihya ederken günahlarımızdan temizlenme, salih amellerimizi artırma niyazıyla Cenab-ı Allah'a yaklaşırız. Bugünkü programımızda da Nuri Osmaniye Camii İmam Hatibi Vehbi Aydınlı hocamız ile salih amel üzerine konuşacağız ve Ramazan-ı Şerif'te salih amellerimizi nasıl artırabiliriz ve Ramazan sonuna da o güzel davranışlarımızı nasıl yansıtabiliriz? Bunları inşallah hocamız ile dertleşeceğiz. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum İslam Hocam. Hocam sağlık, afiyettesinizdir umarım. Elhamdülillah, şükürler olsun. Bizi acizane böyle bir programa davet ettiğiniz için çok müteşekkirim. Estağfurullah. Yani katılan arkadaşları da izliyoruz. Gerçekten çok faydalı, güzel neticeler oluyor elhamdülillah. İnşallah bugünkü programı da Cenab-ı Hak hepimize istifade etmeyi nasip eylesin. İnşallah. Özellikle dinleyen kardeşlerimizi de istifade etmeyi nasip eylesin. Bizi çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica ederiz hocam. Çok sağ olasınız siz de geldiğiniz için. Hocam konumuza başlayarak ilk sorumuzu yöneltelim inşallah. Hocam programın içeriğinde salih amel kavramını sıkça kullanacağız. Önce salih amel nedir? Ne ifade eder? Bundan başlayalım inşallah. Evet. Hocam önce yani salih amelden önce normal ameli yani tarifini yapacak olursak günlük hayatımızda yapmış olduğumuz fiiliyatımız, hareketlerimiz, konuşmalarımız, çalışmalarımız yani bunların hepsi işte bir iş, bir oluş hani bunlar amele giriyor. Salih amel denilince burada özellikle yapmış olduğumuz işimizin Allah'ın emir ve tavsiyelerine veyahut da yasaklarına uyuyor mu? Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyesine muvafık mı? Eğer o amelimiz ayet-i kerimelere ve sünneti seniyeye muvafık bir iş ise bu yapmış olduğumuz fiziki olarak işlerimiz olabilir, yardımlarımız olabilir, infaklarımız olabilir ve hatta sözlerimiz bile olabilir. Bunların hepsini o zaman salih amel kısmına giriyor. Yani söylediğimiz, yaptığımız zaman günah içermeyen ayetlere, hadislere muvafık bir amel ise bunu genel manada bütün amellerimizi, işlerimizi salih amel kısmına alabiliriz. Yani Allah'ın rızasına uygun bir davranış ise o salih ameldir. Evet. Burada tabii niyet de önemli. Evet. Yani niyeti şöyle düşünelim. Mesela niyet... Bir de özellikle amelin salih olabilmesi için o kişinin mümin olması, muvahhid olması da önemli. Yani şimdi gayrimüslim birisi, o da umum yani kamuya hizmet noktasında faydalı bir iş yapıyor. Ama eğer onu iman sahibi değil ise, Müslüman değil ise her ne kadar normalde ameli salih olsa bile, umumun istifade ettiği bir şey olsa bile ahirette onun karşılığını göremeyecek. Zaten burada ahiret yurdunda insanı bu salih amellerin kurtarması, sevap olarak kendisine dönmesi için önce Allah'a inanmak ve iman esaslarına önce bir kabul etmek gerekiyor, öyle değil mi evet, hocam? Evet. Hocam bu usta bir ayet inşallah şey yapalım. Cenab-ı Hak
Maide suresi 5. ayeti celilede Estağfirullah ve men yekfur bil imani fakat habida ameluhu. Her kim imanı inkar ederse, yani imanı derken iman esaslarını. Nedir iman esasları? Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, meleklerine iman etmek, kitaplarına iman etmek, efendim peygamberlerine iman etmek, hayır ve şerin Allah'tan olduğuna iman etmek, kadere iman etmek, öldükten sonra dirilmeye iman etmek. Eğer bir kişi bu iman esaslarını eğer inkar ediyorsa, ayet-i kerimenin devamında fakat habida ameluhu. Kat, yani mazi fiilinin başına geldiği zaman muhakkak manasını ifade eder. Muhakkak onun ameli boşa gider. Yani dünyada faydasını görebilir ama ahirette iman etmediğinden dolayı yapmış oldukları amelleri salih olsa bile onun ücret ve mükafatını alamayacak. Allah muhafaza. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin özelliklerinden bahsedilirken ayet-i celileler genellikle iman ve salih amel şeklinde sunulmakta ve iman ile salih amel birlikte zikredilmektedir. Hocam, bunun sebebi nedir? İman ile salih amel arasında çok sıkı bir bağ var anlaşılan. Elbette hocam. Mesela bir ayet onunla alakalı şey yapalım. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارِ خَالِدِينَ ف۪يهَا. Evet, Nisa suresi 57. ayet-i celilede sizin de buyurduğunuz gibi hemen iman etmenin akabinde salih amelden bahsediliyor. Burası çok mühim. Yani şimdi biz imanı efendim yanan bir kandile benzetecek olursak, mesela elimizde bir fenerimiz var. Bu feneri camını, fanusunu kapatmadan dışarı çıkarttık. Şimdi hafif bir rüzgar ne yapabilir? Bu yanan fenerimizin kandilini söndürebilir. Ama onun fanusunu, böyle camını güzelce kapatmış olsak, esen rüzgarlar onu ne yapamaz? Kolay kolay söndüremez. Bizim sadece iman etmemiz, yani kurtuluşumuz için kabili tevfik değil. Onun için bu salih amel, hani vellezine amenu ve amilu salihati, iman edenler ve salih amel işleyenler derken, yani kalbimizdeki o imanın fanusu, koruyucusu, muhafazası adeta salih ameller oluyor. Onun için bir kişi İman ediyor ama namaz yok. İman ediyor ama oruç yok. İman ediyor ama infakı yok. Yani bunun gibi salih amellerle eğer o imanını desteklemeyecek olursa, muhafaza altına alamayacak olursa, hafif bir rüzgarda o imanımızı kaybetme ihtimalimiz kuvvetli. Evet, yani evet. Onun için yani umumiyetle ayeti celilelerde imandan sonra hemen salih ameli Cenab-ı Hak zikrediyor. İşte iman edenler, salih amel işleyenler, onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Halidine fiha ebeda, orada da ebedi olacak olarak kalacaklardır şeklinde bu cennetle müjdelenen insanların imandan sonra salih amel işlemeleri de orada ifade ediliyor. Hatta bazı İslam alimleri ameli imandan bir rükün olarak kabul etmişler. Mesela Mu'tezile mezhebi, Cebriye mezhebi, yani bunlar Ehl-i Sünnet'ten tabii yani kaymışlar ama onlar bu ayeti kerime iman ile birlikte salih amel zikredildiğinden dolayı, bu arasındaki sıkı bağdan dolayı onlar da salih amelin imandan bir rükün olduğunu kabul etmişler. Ama Ehl-i Sünnet imamlarına baktığımız zaman İman ayrı, salih amel ayrı. Yani amel imandan bir rükün değil ama imanımızın kemale ermesi, ahlakımızı güzelleştirmesi noktasında mutlaka salih amel de gerekli diyorlar. Ama imandan bir rükün olduğunu İslam, yani sünneti seneye uygun ehli sünnet imamları kabul etmiyor. Eyvallah. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla 91 farklı yerde
salih amel ifadesini kullanmaktadır. Ve bu da salih amele Cenab-ı Allah'ın ne kadar önemsediğini burada biz rahatlıkla görebiliriz bu istatistikten. Evet. Allah'ın bizim salih amellerimize ihtiyacı var mı hocam? Allah razı olsun İslam hocam. Gerçekten güzel bir soru sordunuz. Buna da müsaadenizle ben bir ayeti kerime okuyarak cevap vermeye çalışayım. Cenab-ı Hak Ankebût suresi 6. ayeti celilesinde وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَغَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Kim cehd ederse, gayret gösterirse, yani dini, mübini, İslam'ı yaşama hususunda böyle gayreti, böyle çalışmaları olursa, bunun çalışması ancak kendisine aittir. Kendi nefsi için bunu yapmış olur. Ayetin devamında innallaha leganiyun anil alemin derken Allah alemlerden müstanidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müteaddit ayetlerde özellikle ibadet etmeyenleri, Allah'a asi gelenleri şiddetli bir şekilde cezalandırma hususunda ayetler var. Yani bu bize Rabbimizin ibadetlerimize ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Bu ayeti kerimede de açıkça ifade ediliyor ki biz salih amel olarak veya ibadet olarak ne yapmışsak kendi nefsimiz için yapmış oluyoruz. Ahirette yani güzel bir ortamı hazırlamak için yapmış oluyoruz. Yani gerçi sadece onun için ibadet yapılmaz ama hani malum kişi ibadeti üç şekilde, üç niyetle yapabilir. Birisi cehennemden korunmak maksadıyla ibadet yapabilir. Diğeri cehennemden cennete girmek ümidiyle ibadet yapabilir. Her ne kadar cennete girme ümidi veyahut da cehennemden kurtulma ümidiyle ibadet edilebilir ise de en faziletli ibadet nedir? Allah emrettiği için. Allah'ın rızası. Evet, Allah'ın rızası gözetilerek. Madem ki Cenab-ı Hak benden yani böyle bir ibadeti istemiş, özellikle Ramazan-ı Şerif'te malum, Cenab-ı Hak pek çok hikmeti olan oruç gibi bir ibadeti bizden istiyor. Bu bizim ibadete, Cenab-ı Hakk'ın ibadetimize ihtiyacı olduğundan dolayı değil. Ama bizim ibadete çok ihtiyacımız var. Niye ibadete çok ihtiyacımız var? Şimdi mesela vücudumuzun sağlığının, sıhhatinin devam etmesi için yani bir takım gıdaları, mineralleri alma mecburiyetimiz var. Bunları almadığımız zaman vücut hasta düşüyor. Evet. İnsan sadece bir hayvan gibi et ve kemikten teşekkül eden bir varlık değil ki. İnsanın bir kalbi, bir ruhi yönü var. Kalp ve ruhumuzun da gıdası iman ve ibadettir. Hatta yani müşahede ediyoruz ki İman ve ibadetten yoksun olan, yani kalplerinin o gıdasını alamayan, veremeyen o insanların birçoğu manen bir sıkıntı, bir buhran içerisine giriyorlar. Bu buhrandan, bu sıkıntıdan kurtulmak için birçoğu ya kendilerine oyuna, eğlenceye veriyor veyahut da içkiye vesaireye veriyor. Onda bir huzur, bir tatminlik arıyorlar. Halbuki ne o oyunlar ne de içkiler yani onun huzurlu olmasına yani şey olamaz. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ayeti kerimesinde de ifade edildiği gibi dikkat edin kalplerin mutmain olması, huzurlu olması ancak Allah'ı zikirledir deniliyor. Onun için bizim ibadete çok ihtiyacımız var. Çünkü şöyle düşünelim. Farz edin ki bir hasta adam var. Bu doktora gidiyor, doktora diyor ki, doktor bey şu ilacı bana yaz diyor. O da şimdi bakıyor hastasına, ya aynısını yazıyor veyahut da hastalığına daha iyi gelebilecek başka bir reçete yazıyor. Fakat ısrarla da tembih ediyor. Diyor ki Ahmet Efendi, sana yazdığım bu ilaçları mutlaka kullanmalısın. Bak bunları kullanmazsan bu hastalığın artabilir. Ölüm tehlikesiyle bile karşı karşıya kalabilirsin. Bu adam şimdi kalksa dese ki doktora, yahu doktor bey bu ilaçları bana ısrarla tavsiye ediyorum. Bu ilaçları tavsiye etmene senin ne ihtiyacın var dese,
ne kadar manasız, evet, değil mi? Ne kadar lüzumsuz söylemiş olur. Doktorun onu tavsiye etmeye ihtiyacı yok. Ama hastanın şiddetle o ilacı kullanmaya ihtiyacı var. Çünkü hastalığına bir merhem olacak, ilaç olacak, tedavi edecek. Teşbih hata olmasın. Cenab-ı Hakk'ın mükerrer ayetlerde, yani kendisine ibadet etmemizi, ibadetlerimizi, ona kulluğumuzu defalarca yerine getirmemizi telkin ederken, o bizim ibadetlerimize ihtiyacı olduğundan dolayı değil, bizim o ibadetlere ihtiyacımız var. Mesela şöyle düşünelim. İnsan beyaz bir sayfa şey yapalım, müteaddit bir kalemle nokta koymaya devam edelim. Öyle bir yer gelir ki bu bembeyaz sayfa ne yapar? Simsiyah olur. Hiç beyaz yeri kalmaz. Evet. İnsan bir günah işlediği zaman ne yapıyor? Kalbine siyah bir leke geliyor. O günahlar devam ettiği müddetçe kalpteki imanın nurunu böyle çıkarıncaya kadar günahlar bu sefer şey yapıyor, çoğalıyor. Adeta o kimseye Allah'tan, kabirden, cennetten, cehennemden bahsedildiği zaman şiddetle böyle rahatsız oluyor. Çünkü ona bir hazırlığı yok ya. Onun için işte kalbimize gelen bu günah lekelerini, yani ibadetlerimiz, tevbe istiğfarlarımız vasıtasıyla temizliyor ve cennete layık bir konuma geliyoruz yani. Hocam, teşbihte hata olmasın. Biz nasıl evlatlarımızı çok severiz ve onların kötülüklerini istemeyiz, başlarına kötü bir hal gelmesini istemeyiz, hep iyi hal gelmesini isteriz. Cenab-ı Mevla da kullarını çok sevdiği için, bir muhabbet beslediği için, rahmet nazarıyla baktığı için Cenab-ı Mevla kullarına, onların da hem bu dünyada hem ahiret yurdunda başlarına kötü bir hal gelmemesi, hep iyi hallerle yaşamaya devam etmelerini arzuladığı için Allah-u Zülcelal hep böyle salih amelleri, imanı, güzel olan davranış şekillerini hep tavsiye etmiş ve kendimizi uçuruma belki de sürükleyecek, ateşe sürükleyecek davranış şekillerinde muhafaza olmamız için de tavsiyeler ve emirlerde bulunmuş. Evet. Çok doğru. İslam'a Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Hocam, iyiliklere ve ibadetlere sarılmak salih amel olduğunu sohbetimizin bu anına kadar anladık. Hocam, iyilikler ve ibadetler salih ameldir, ancak kötülüklerden sakınmak, kötü olan davranışlara gitmemek için çabalamak, bunlar salih amel kapsamına girer mi? Allah razı olsun İslam hocam, malum haliniz. Yani aynı şekilde nasıl iyiliğe böyle teşvik etmek, iyiliği yapmak, efendim, yani bunlar salih amel olduğu gibi, bir kardeşimizi kötü bir alışkanlığından dolayı ikaz etmek, ona Allah'ın emrini hatırlatmak, yani o amelin kötü olduğunu söylemek, elbette bu da salih amele girer. O Peygamber aleyhissalatü vesselam, özür dilerim, yani sizden biriniz bir münker, kerih olan bir şey gördüğü zaman bunu ne yapsın? Eliyle değiştirsin. Eğer eliyle değiştiremiyorsa onu diliyle mukabelede bulunsun. Onun kötü olduğunu söylesin. Eğer buna da gücü yetmiyorsa bari kalbiyle buğz etsin derken, bakınız, yani kötülüklere engel olmak, onu bertaraf etmek, bu hadisi şerifin muvacihesinde düşündüğümüz zaman o da aynen salih amele giriyor elbette. Hocam, iyiliği tavsiye etmek salih amel. Bir insan kötü bir iş yapacak, Allah'ın emretmediği, Allah'ın yasakladığı bir davranış şeklini yapmaya niyet etti. Amacı o. Ancak bir şey oldu ve o kötü olan davranıştan uzaklaşmak için çaba göstermeye başladı. Evet. O zihnindeki o fiili yapmamak için bir uzaklaşmaya başladı. İşte bu salih amel mi? Elbette. Elbette. Bu da aynen salih amele giriyor. Bunu İslam Bey hatırlatınca bir hadis-i şerif hatırıma geldi. Bir kişi bir hayra, bir iyiliğe niyet etti. Fakat o iyiliği de yapmaya muktedir olamadı. Ama niyetini almıştı ya. Yani o niyeti, her ne kadar o iyiliği, o hayrı yapamamış ise de yine bir ecir, ondan bir sevap alıyor. Eğer niyetine almış olduğu iyiliği icraata koyup o iyiliği yapmaya muktedir olduysa,
Bu 10 mislinden tut 700 misline kadar onun sevabı daha da ziyadeleşiyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne kadar yani geniş ki, ama bir kişi diyor bir kötülüğe niyet etti. Evet, bu konumuza da biraz ışık tutuyor. Ve o kötülüğü yapmadı veyahut da yapamadı. Bir şey engelledi. Evet, engelledi. Buna sevap var mı? Var. Yani vazgeçti ya. Ama o kötülüğü yaptığı zaman sadece bir günah işledi, bir seyyiye yaptı diye bir yazılırken günaha, sevaba yani binlerce yazılıyor. Evet. Onun için yani nasıl hayra delalet etmek, hayrı olan bir şeyi yapmak aynı şekilde salih amel kısmına giriyorsa, yani o kötülükten vazgeçmek veyahut da vazgeçirmek, bu da salih amel kısmına giriyor elbette. Elhamdülillah. Ve bu anlamda da rahmet ile dolu bir dini mübinimiz var. Evet. Bir Rabbimiz var. Allah-u Zülcelal'e ne kadar yakarsak, yalvarsak, şükretsek, hamd etsek azdır bu manada evet. da. Tabii ki burada bu amelimizin yani sevabı noktasında yani rızayı ilahi ve niyet önemli. Mesela diyelim ki Peygamber aleyhissalatü vesselam suyu 3 yudumda içmiş. Biz de Peygamber aleyhissalatü vesselama iktida noktasında Resulullah böyle yapmış diyerek niyetimizi ona alarak bu sünneti yapalım. Suyu zaten içeceğiz. Yani mübah olan bir şey. Veyahut da yatacağız. Mübah olan bir şey. Resulullah nasıl yatmış, suyu nasıl içmiş, efendim yemeğe nasıl başlamış. Bu noktalarda biz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünneti seniyesini yerine getirmeye niyet ettiğimiz anda o normal da adatımız aynen ibadet hükmüne geçiyor. Ve sevap kazanıyoruz. Sevap kazanıyoruz. Dolayısıyla bir mümin sünneti seniye dairesinde yaşayacak olursa, yani meşru olan bütün halatı, mübah olan şeyleri aynen ibadet yapmış gibi o niyetiyle ona sevap kazandırıyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam, önemli olan kalbin temizliğidir. İbadetlere ne gerek var diyenler var. Şimdi bunun doğruluğu nasıl yapılıyor? Ma teessüf hocam. Yani buna benzer sorularla biz karşılaşıyoruz. Özellikle cami dışında tevafuk ettiğimiz bazı arkadaşlar, ya hocam senin o birinci safta duran cemaat var ya, hayırdır, ne oldu onlara? Eğer onlar gibi Müslüman olacaksam hiç olmayayım diyor. Benim namaza, ibadetlere gelmediğime bakma. Benim kalbim çok temiz hocam diyor. Benim kalbimde diyor hiçbir böyle sahtekarlık vesaire yok. Ama o arka safı teşkil edenlerden çok böyle kalbinde 40 dilke oynatanlar var diyor. Hocam şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatına bakalım. Peygamber aleyhissalatü vesselam da malum bütün peygamberlerde ismet sıfatı var. Yani günahlardan korunma sıfatıyla muttasıf olmuşlar. Zaman zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen geceleri mütemadiyen namaz kılmakla geçirdiği oluyor. Hatta Hazreti Ayşe validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah, senin gelmiş geçmiş bütün hataların affedildiği halde niye kendine bu kadar sıkıntı veriyorsun, çok ibadet ediyorsun dediği zaman, ya Ayşe, ben şükredici bir kul olmayayım mı? Şimdi bu noktada Allah'ın Habibim hitabına mazhar olmuş, kainatın artık da en mümtaz yani yaratılan kullar arasında bütün peygamberlerden de yani eftaliyeti noktasında Allah'ın sevgili Habibi edibi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, acaba kalbi o kadar kirli mi idi de onu arındırmak için ibadet ediyordu? Hayır. Hiçbir günahı yoktu. Zaten peygamberlerde zelle denilen bir hata ve bu şey olmuş olsa hemen Cenab-ı Hak onları uyarıyor. O zelleden değil mi dönüyorlardı. Mutlaka. Şimdi o kardeşimiz acaba kalbinde nasıl bir temizlik var? Nasıl bir paklık var da ibadetlerden kendisini müstahni kılıyor? Bu son derece yanlış. Yani bütün namazlarını terk eden, ibadetlerini yerine getirmeyen böyle insanların mesnetsiz olarak ortaya atmış oldukları bir fikir. Hiçbir aslı astarı yok. Değerli kardeşim, İslam hocam, yani aslında bizim şimdi ya hocam çalışıyoruz işte
çalışmada ibadet hükmünde ya, işlerimiz açıldı, sulamalarımız vesaire şu sebeplerden dolayı şeye gelemiyoruz. Yani şimdi o işlerimizi elbette göreceğiz. Ama bizim birinci derecede vazifemiz, malumunuz Cenab-ı Hak ayeti celiliyle de esamzela ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben diyor insanları ve cinleri beni tanımaları, bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruyor. Başka bir ayeti kerimede ve keyyin min dabbetin la tahmulu rizqaha Allahu yerzuquha ve iyyakum. Yeryüzünde deprenen bütün mahlukatın rızkını biz deruhde ettik, üzerimize aldık. La nes'eluke rizqa. Biz sizden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk. Bu gibi yani sizi rızıklandıran biziz. Bu ayeti celilelere baktığımız zaman yani rızık hususunda bir taahhüdü Rabbani altındayız. Allah'ın takdir etmiş olduğu rızık bizi bulacak. Yani bunu bizi bulacak derken yan gelip yatalım, efendim rızkımızı takip etmeyelim. O manada değil. Evet. Elbette rızkımızı takip edeceğiz. Ama bazen bakıyorsun çok aciz olan varlıklar gayet güzel beslenebiliyorlar. Mesela anne karnında rahmi mader alemindeki bir çocuğu düşünelim. Cenab-ı Hak onun aziyetine, zafiyetine binaen annesinin göbek kordonundan öyle bir rızık akıtıyor ki gayet böyle güzel bir şekilde ne yapıyor? Besleniyor, büyütüyor. Dünyaya geldiğini farz edelim. Dünyaya geldiği zaman da rızkını takip edebilecek bir durumda değil. O kadar aciz, o kadar zayıf. Onun o iktidarsızlığına, zafiyetine binaen daha dünyaya çıkmadan evvel Cenab-ı Hak annesinin meme musluğundan öyle latif bir gıdayı gönderiyor ki bugün doktorlarımızın söylediğine göre anne sütünün yerini hiçbir gıda tutmuyor. Çocuk ne zaman ki biraz güç peyda ediyor, bu sefer iktidar peyda ettikçe çocuktaki artık süt nazlanmaya başlar. Ama henüz kendisini rızkını takip edebilecek bir duruma gelmediğinden dolayı gerekirse anne babası aç susuz kalıyor, o yavruyu besliyorlar. Ne zaman ki rızkını takip edebilecek bir seviyeye geldi, haydi artık ara rızkını bul diye annesi babası da onu artık ne yapıyor? Rızkı temin etme noktasına gönderiyor. Yani hulasa rızık hususunda taahhüdü Rabbani altındayız. Ama şimdi kabrin öbür tarafı için böyle bir taahhüdümüz var mı? Yok. Onun için benim kalbim temizdir, ben onun için ibadet etmiyorum. Bu tamamen mesnetsiz bir mazeretten ibaret. Şimdi şöyle bir şey aklıma geldi İslam Hocam. Mesela anne karnındaki rahmi mader aleminde o çocuk şöyle kendine bir nazar etse, baksa göbek kordonundan besleniyor, kendisi için faydalı olan azayı o görse, orada gözü var ama kullanamıyor, çıkarsa atsa bu lüzumsuz diye, eli var, ayağı var, dili var yani ama orada kullanmaya ihtiyaç yok, çıkarsa atsa bunları. Ama böyle bir insan, böyle bir bebek dünyaya geldiği zaman o rahmi mader aleminde lüzumsuz adettiği o azalara olan ihtiyacını gördüğü anda ne kadar pişmanlık duyacak değil mi? Mutlaka. Şimdi biz kabir kapısıyla gireceğimiz o berzah aleminde yani namazlarımızı burada lüzumsuz görüp kırmamak, oruçlarımızı lüzumsuz görüp kırmamak, yani infaklarımızı yapmamak. Adam diyor ki ya hocam zıran zıran geziyor diyor. Yani ona bir sadaka, bir zekat vermekten imtina ediyor. Kardeşim tamam. Yani haklı olabilirsin. Ama Cenab-ı Hak insanları maddi olarak müsavi yaratmamış ki. Kimi zengin, kimi fakir. Yani zenginlerin mallarının içerisinde Cenab-ı Hak fakirlerin bir takım haklarını koyuyor, malını koyuyor. Yani onu biz vermekle mükellefiz. O fakirlerin hakkını yani zekat verecek konumda olan kardeşlerimiz için söylüyorum. Verdiği zaman biz manen yani tezekki etmiş oluyoruz, malımızı temizlemiş oluyoruz. Eyvallah hocam. Hocam, bütün iyi ve güzel davranışlar salih amel kapsamına girer mi? İnsanların beğenisini kazanmak için yapılan davranışların ahiret yurdunda herhangi bir karşılığı olacak mı olumlu anlamda? Evet. Hocam, Allah razı olsun, gerçekten çok yani can alıcı bir konuya temas ettiniz. Burada işte ihlas ve samimiyet ortaya çıkıyor. Hani nice namaz kılanlar vardır, yanlarına sadece yorulmaktan başka bir şey kalmaz. Nice oruç tutanlar vardır, yanlarına sadece açlıktan başka bir şey kalmaz. Bazen de İslam Hocam, mesela infaklarımız,
Bazen bedavaya gittiği de olur Allah korusun. Mesela bir memur düşünelim. Bankadaki memur bir kardeşimiz. Ay sonu gelen işçilere, memurlara maaşını dağıtacak. Şimdi o memur sanki kendi cebinden çıkarıp da ödüyormuş gibi havalara girse, o gelenlere böyle tepeden baksa, onları bir takım tezif eder böyle harekatta bulunsa, yani ne kadar manasız değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak, yani ve mimma razaknahum ve mimma razakna derken size rızık olarak verdiğimizden infak edin diyor. Yani orada mal sahibi bizim olmadığımızı Cenab-ı Hak vurguluyor. Cenab-ı Hak'ın bize vermiş olduğu maldan o fakirlerin hakkını gözetin diyor. Onun için eğer verirken o fakir kardeşimizi minnet altına sokuyorsak, bana imtiyazlı davransın, bir işim düştüğü zaman hemen böyle yardıma koşsun düşüncesiyle, böyle sırf rızayı ilahi değil, böyle yani ihlassız bir şekilde bu menfaatleri düşünerek veriyorsa, Allah korusun o zaten ibadet olmaktan da çıkıyor. Ahirette o ibadetlerimizin karşılığını da almamız mümkün değil. Onun için yani bütün ibadetlerimizde yani ihlas çok önemli, samimiyet çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak maksadından başka hiçbir, hatta sevap kazanayım düşüncesi bile olmadan sırf Allah namına vermeli. Evet. Rabbim inşallah bizi böylesi güzel salih ameller ile donanmamızı da nasip eylesin. Amin. İnşallah hocam. Amin. Özellikle amin. Şu Ramazan-ı Mübareke'de amellerimizi salih amel noktasına yaklaştırma hususunda bir gayret içerisindeyiz. Evet. İnşallah Ramazan sonuna da bu güzel davranışlarımızı yansıtmanın da bir derdini, bir amacını, bir gayretini kuşanırız evet. İnşallah. İnşallah. Hocam yani Ramazan'da kazanmış olduğumuz bu güzel hasletlerimiz yani Ramazan'a münhasır kalmamalı. Evet. Çünkü kulluk sadece Ramazan ayına münhasır değil. Yani Cenab-ı Hak hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hangi amel daha faziletlidir sorusuna mukabil malum haliniz edvemüha ve ingalle buyurmuş. Yani az da olsa devamlı olanıdır. Onun için biz bu kazandığımız güzel kazanımlarımızı, güzel salih amellerimizi sadece Ramazan ayına böyle has olarak yapmamalı. Ramazan ayından sonra da aynı bu güzel hasletlerimizi, bu güzel kazanımlarımızı devam ettirmeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah. Hocam programımıza renk kattınız. Sorularımıza hakikaten içtenlikle ve anlayabileceğimiz ölçüde ve örneklerle, cevaplarla bizim sorularımızı cevapladınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ecmain cümlemizden. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Muhakkak. Yani Cenab-ı Hak kusurlarımızı affetsin. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in de rahmetinden, feyzinden, bereketinden müstefid eylesin. Ha. Daha nice Ramazanlara, daha nice gerçek bayramlara kavuşmayı bütün ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hak nasibi müyesser eylesin. Amin, inşallah. İnşallah hocam. Kıymetli izleyenler, Ramazan Sevinci programımızın 7. bölümünün sonuna geldik ve Nuri Osmaniye Camii İmam Hatibi Vehbi Aydınlı hocamız ile salih amel üzerine durduk. Ben de programı kapatırken Allahü Zülcelal'in birkaç müjdesi ile kapatalım. Ankebut suresinin 7. ayeti celilesinde Cenab-ı Mevla salih amel işleyenlerin kötülüklerini kapatacağının müjdesini vermekte. Hatta Furkan suresinin 70. ayeti celilesinde ise salih amel işleyenlerin kötülüklerini iyiliklere çevireceğinin de müjdesini vermektedir. Cenab-ı Mevla inşallah bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te şu mağfiret günlerinde salih amellerimiz ile kötülüklerimizi örtmeyi ve hatta onları kendisinin buyruğu üzere iyiliklere çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin diye dua ederek programı kapatalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.